transfer hani konuşulup tanenin söylendiği gibi gerçekleşmezse burada e, biraz tarafta e, anlamında taraftar e, gözünde gürültü artar mı sence? Ya tabii ki Galatasaray taraftarın şu an bir endişesi var. Onu söyleyeyim yani e, sosyal medyaya biraz baktığımız zaman oradaki nabzı anlamaya çalıştığımız zaman çok net bir şekilde orada taraftarın özellikle Timur'un ayrılığı sonrası ve geçen sezonki transfer planlamasındaki e, problemler sonrası bir acaba mı diye sorduğunu görüyorum ben. Çünkü geçen sezonun başına da baktığımız zaman çok yüksek profiller Galatasaray'da zikrediliyordu. 8 numara pozisyonunda özellikle ve ardından gelen oyuncu Endombele oldu son saniyede. E şimdi yine böyle bir olur mu bu sene öyle gerçekleşir mi şeklinde evet bir endişe var. Rafa Silva konusunda şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın aslında ilgilendiği bir oyuncuydu Rafa Silva. Yani e, hatta şu bilgiyi vereyim. Sezon bitmeden Galatasaray menajeriyle görüştü. Yani Rafa Silva'nın durumu hakkında bilgi alındı, beklentileri öğrenildi. Ama Rafa Silva'nın en baştan beri çok yüksekti zaten beklentileri. Tabii. Yani ben Portekiz basından da birkaç meslektaşımla konuştum. Zaten masada 10 milyon Euro'nun üzerinde bir Körfez ülkelerinden teklif var Rafa Silva'nın masasında. Şimdi böyle bir durumda Avrupa'da kalırsa ya yani bu rakamın çok altında bir sözleşme imza atmayacaktır Rafa Silva. Galatasaray için yaklaşık son 1 1,5 aydır çok fazla gündemde olan bir oyuncu değil. Galatasaray bir ilgi gösterdi. Teklif de yapıldı ama o beklentilerden sonra vazgeçildi. Jose Mourinho'nun açıklaması vardı geçtiğimiz gün. Belki ondan sonra biraz daha gündeme geldi ama Mourinho'nun böyle akıl oyunları yaptığını çok net biliyoruz biz daha önce. Yani bunları sever. Bence bu açıklama yaparken bile farklı düşünceleri vardır bence Jose Mourinho'nun burada. Kesin. Yani manipüle eder gündemi Mourinho. Bunları yapacaktır. Daha da çok fazla yapacaktır. Ama Galatasaray'ın şu anda Rafa Silva gündeminde yok. Ekonomik sebeplerden dolayı ama aldığımız bir gerek şu yönde özellikle 8 numara ve sağ pozisyonuna Galatasaray'ın yüksek profilli, kariyerli oyuncular alacağı, bütçenin çok büyük bir kısmının bu bölgeye ayrılacağını duyuyoruz ki o konuca da söyledi. Yani isim zikretti. Goretzka evet. profilinde oyuncular bakıyoruz dedi. Şimdi ne demek Goretzka profilinde oyuncular? Hani çıta şu an yüksek çekildi. Bence Goretzka'ya da bakıyoruz demek yani aslında. Tabii Galatasaray'ın Goretzka ilgisi var. Yani ilgisi şu anlamda var. Düşünüldü, konuşuldu ama çok maliyetli çok maliyetli evet. ve oyuncunun şu anda Bayern'den ayrılmak gibi bir düşüncesi de yok. O yüzden hmm. o profildeki bir adam. Ama o olur. profil demek Galatasaray'ın neleri hedeflediğini bize gösteriyor. Doğru. Ama günün sonunda bu tehlikeli bir söylemdir bir anlamda. Günün sonunda Galatasaray Goreska profilinde değil, yine Ndombele profilinde bir oyuncu getirirse işte bu yönetim başına iş açar. Açar. Çünkü Orada, bu sene de Okan Buruk'un bu performansı olması yine Başa iş açmış olacak. Yani artık Galatasaray'ın Okan Hoca'nın eline çok daha net, çok daha sorunsuz bir kadro bırakması gerekiyor. Evet. Sanki Okan Hoca'nın da açıklamalarından ben biraz bu yönde oyunculara gidileceğini tahmin ediyorum. Gidilir, sıkıntı yok. Yani geçen ama sene de Ama al alınacak mı? Evet, geçen sene de gidildi. Paradis'e gidildi. Uzunca bir süre paradeste beklendi. Evet. Amrabat'a gidildi. Amrabat'a gidildi. Fre'de gidildi. Şu anlamda söyledim. Yani oynama alışkanlığı olan oyuncuların ben transfer edileceğini Tabii yani Galatasaray hazır oyuncu getirecek. Böyle. Evet yani. Yani geçen soru işareti barındırmıyor. Tabii Tabi yani sakatlık geçmişi olmayan, istikrarlı bir performans gösteren 2-3 sezonda böyle oyuncular yani gidecek. Doğrudan 11 atabilecek. Çok daha net oyunculara gidecek Galatasaray yönetim. Doğrusu da bu. Artık yani Okan Hoca'nın omuzundaki yüklerin alınması gerekiyor yani. Bir teknik adam daha ne kadar şapkadan tavşan çıkaracak. Hı -hı. Yani Dediği gibi Taner'in artık bir daha bu performansı da gösteremeyebilir hoca. Çünkü geçen sezon yönetimi yaptığı birçok hatanın üstünü örttü Okan konuca sağ açı Doğru. performansıyla. Doğru. Bir daha bunu yapamayabilir. Bu krediye de sahip. Sahip ama yapamayabilir yani. Bu da çok doğal Doğru. yani. Bu arada düşünüyorum. Yani hoca çok değil e, ne transferler yapacağız dedi. Zaten Sabeki kendisi söyledi. Merkeze oyun söyledi. Stoper'de bir sorun olacağını zannetmiyorum şu anki kurguda. Torreira'nın yanına muhtemelen bir isim. Mertens'in olduğu bölgeye net bir isim olabilir. Çünkü evet. Mertens bütün sezon 37 evet, çok Mertensi kolay değil. Mertens'i biraz yükünü alacak. Sürelerini ee, azaltacak bence. Bence sol beke de bir isim bakıyor diye düşünüyorum Galatasaray Ya için. bana da öyle geliyor. Ee, şimdi 12 yabancı olacak Galatasaray'ın kadrosuna mecburen. İşte Dubois burada düşünülüyor acaba mı? Yani çünkü hem sağ beki yedekler hem sol beki yedekler şekli çünkü Derik Köhn'ün sezonu bitirdiği performansı bence kafaları biraz karıştırmıştır. Olabilir. Yani ge buraya gelen Derik Köhn'le Sezonu bitiren Köln aynı değil. Bugün İtalya medyasında zeki çelik yazılıyor. 7 milyon euroluk bir yani zeki ilgili beklentisi olduğunu Geçen söylüyorlar. Geçen sezon devre arası istedik ama şu an gündemimizde yok dedi. Ben Galatasaray'a bir yabancı sabek alacağını Hı. düşünüyorum. Köln ile alakalı bence şu konuşulmalı ki e, Taner de o konuya bence çok hakim. Yani bunu çok örneğini yaşadık. Birçok Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen oyuncunun geldiği günkü fizik kalitesiyle bitirdiği fizik kalitesinin aynı olmadığını görüyoruz. Geriye doğru gidiyor çok sayıda geri yani evet. bayağı bir geriye doğru gidiyor. Bazı oyuncular ileriye gidiyor. Yaban şöyle. E... Bizim idman tempomuzla mı, idman metotlarımızla mı alakalı bir durum var? Ya da ligin temposu mu oyuncuları aşağı Oyuncunun çekiyor? Oyuncunun kalitesiyle alakalı bir durum aslında. Yani neden bahsediyorum? Şimdi e, klişi vardı Başakşehir'de biliyorsunuz. Klişi takıma ilk katıldığı zaman e, birinci ayında da ikinci ayında Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcı kadrosundan çok sevdiğim bir isimle konuşurken Yaşar Çeviker Hoca ile sohbet ederken demişti ki klişi dedi atletizmde tavşanlar vardır ya demişti dedi. Aynı onun gibi dedi. Takımın antrenman performansını örneğin 70 ise klişi geldiği için antrenman performans takım 90'a çıktı. Çünkü evet. herkes klişi seviyesine erişmeye çalışıyordu ve böylece herkes yukarıya gitti. Ve klişi bu temposunu Başakşehir'de kaldığı süreç içerisinde hep devam ettirdi. Ve fiziksel kapasite olarak hiç düşmedi ve çok profesyonel çalıştı. Yani antrenman dışında çalıştı, özel hayatına dikkat etti, Meta ya yani biyolojik yapısına kadar her şeyini planlayan bir oyuncu profiliydi. Diğer taraftan Türkiye Ligi suistimale çok açık bir lig. Hayır. Eğer sen niyet olarak ben suistimal edeceğim arkadaş dersen de edersin. Antrenmana çıkarsın, Yalancı antrenman yaparsın, koşu performans sergilemezsin, yürüyüşler yaparsın gibi gibi. Yani çok fazla, çok rahat defolarını bulabileceğin bir lig burası. Yani o küçük... yüzden de bir oyuncunun içinde kendimi geliştireyim yoksa eğer, evet geliştirmeyebilir burada, yani. geriye de gider. Şu ilk geldiği tabanca gibiydi resmen ya. Çok tempoluydu, çok güçlü. Bu arada şimdi e, zeki haberine baktım. <laughs> Roma e, kaynaklı bir haber olarak görünse de, onlar da bizim ülkemizi kaynak göstermişler. Öyle bu mi? transferde çok fazla gördüğümüz bir durum. Bana şu ilginç geldi. Zeki'nin transferinin Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tamamlanmasını beklenildiğini söylemişler. Ama şimdi Okan Hoca'nın açıklamasıyla bu durum tutmuyor. tabii. Okan Hoca daha hızlı hareket edeceğiz dedi. Ki ya o zaten Zeki düşünüyorsa düşünülüyorsa ki bence şu an düşünülmüyor. Direkt sağ bek olarak düşünülmüyordur. Bu, yani ben... Galatasaray bir yabancı sabek alacak evet. kesin. Hani belki yerli rotasyonunda bir yerli sabek olur mu düşüncesi yola çıkılabilir ama benim tahminim Galatasaray bir yabancı sabek alıp Dübu aile yola devam edip iki beki de bu şekilde edekleyecek diye düşünüyorum. Peki şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de de tabii değerli izleyenler transfer mesaisi bir hayli yoğun geçiyor. Fenerbahçe'de yönetim göreve başladı ve Acun Ilıcalı Mario Branco ile birlikte Jose Mourinho üçlüsü de tüm mesaisini şu anda transfer harcıyor.